Herkese merhabalar ben Yüksel Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videomuzda ağırlıklı olarak takım klasikleri hakkında konuşacağız. Ve yani sızıntılardan gelen haberlere göre de Riot Games yine bir sazanlık yapmış gibi duruyor. Kapsüllerdeki tüm bölgelerde satış sıralamaları açıklandı. Bunları vesaire göstereyim sizlere. Öncesinde siz de tabii ki videoyu beğenmeyi ve abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Shorts tarafında BBL'in başarısından bahsetmiştim sizlere. EMA sıralaması içerisinde BBL Navi'nin yerine 5. sıradan giriş yaptı. Ağustos itibariyle EMA'da en çok satan kapsüllerde 1. sırada Fanatik var. 2. sırada Gentle Mates, 3. sırada Carmin Corp, 4. sırada Koi ve 5. sırada da BBL Esports var. Açıkçası tabii ki de sadece Türkler satın almıyor ama bir Türk takımının bu ilk 5 içerisinde bulunması gerçekten değerli. Kalan alttaki 6 takımın sıralaması paylaşılmadı. Dolayısıyla NFT hani Esports kaçıncı sırada bunu bilmiyoruz. Belki hani klasikler kaldırıldıktan sonra bu arada klasiklerde 12 13 Eylül gibi kaldırılacakmış oyundan. Hani belki genel sıralamayı paylaşırlar o zaman öğreniriz. Amerika sıralamasına baktığımız zaman 1. sırada Sentinels, 2. sırada Leviathan, 3. G2 Esports, 4. Cure ve 5.te de Cloud9 var. Pasifik tarafına geldiğimizde 1. sırada PaperX, 2. de T1, 3. de Zeta, 4. de DRX, 5. de de Gen.G Esports bulunuyor. Bu arada önceden açıklanan genel sıralamalarda PRX'in PaperX'in kapsülü en çok satan kapsüldü ve Sentinels'in kapsülü de 2. sıradaydı hani genel sıralama ile alakalı bir şey henüz paylaşılmadı. O belki Champions'un sonuna doğru paylaşılır. Son olarak Çin bölgesine bakalım. 1'de EDG var, 2'de Bilibili var, 3'te Trace var, 4'te FBX var, 5'te de, de Dragon Ranger Gaming var. Çin'de oyuncu kartları vesaire bulunmuyordu ve hani bu ilk 5'teki 4 takımın da klasiği bence gerçekten güzel. Ha tabii ki de satış rakamları böyle iyiliğe güzelliğe göre değil de daha çok tabii ki de hani taraftara göre aslında. Ha tabii ki de güzel olması ekstra sattırmıştır ama hani genelde en çok satan takımların çok taraftarı var. Genel hatlarıyla sıralama bu şekilde. Önceden paylaşılan sıralamaya göre de hani böyle aman aman bir değişiklik yok. Bizim için zaten tek önemli gelişme aslında BBL'in sıralamaya girmiş olması. Şimdi başlıkta da belirtmişimdir muhtemelen Riot Games yani bir sazan yapma peşinde. Dün böyle e geleceğiyle, takımların desteklemeleriyle, yani finansal desteklemeleriyle alakalı işte böyle çeşitli gelişmeler vesaire paylaşıldı. Burada da hani böyle gelen sızıntı tarzında mı denir, gelen haberlere göre mi denir tam bilmiyorum ama 2025 yılında da klasik getirmeyi planlıyorlarmış. Her bölgeye birer takım daha eklenecek, her bölgede 12'şer takım olacak ve baktığımız zaman 48 klasiğin daha gelebileceği söyleniyor. Yani umarım bu haber yalan çıkar veya fikir değiştirirler. Kendi yani ben şeye inanmak istemiyorum. Yani orada bir şirket çalışanının şirket çalışanlarının hani herhangi birinin dahi bunun mantıklı bir karar olduğunu kabul ettiğini düşünmek istemiyorum. Hani burada 2025 için 48 yeni skinin de gelebileceği söyleniyor veya 2024 skinine bir geliştirme olabileceği de söyleniyor. Hani iki ihtimalde de üçüncü bir ihtimal de olsa içerisinde klasiğin bulunduğu bence gerçekten çok saçma bir durum. Ayrıca bu klasiklerle birlikte yeni oyuncu kartlarının da geleceği söyleniyor. Hani yeni oyuncu kartları okey, daha geliştirilmiş silah uğurları olabilir. Bunlar yana sıkıntı yok. Spreyler değişebilir. Yani ne kadar değişebilirse vesaire. Bunlar okey. Bunların tekrarlanmasına da ben okeyim. Ama yani zaten 44 tane klasik getirmişsin. Aynı klasiğin sadece renkleri değişiyor. Hani böyle extrası falan filan da yok. Biz takımımızı hani istediğimiz takımları destekleyelim vesaire ama ya abi neden 48 tane daha getiriyorsun? Veya neden var olan klasiğe bir geliştirme ekliyorsun da 2025 e özel oluyor? Hani sen illa bu klasikleri satmak istiyorsan bunları yine getir. Eklenen o 4 takımını hani tekrar yap. Onlara da yap hani 4 tane yeni bir klasik gelsin yeni takımlara özel. Ama git Şerif'e bir 48 tane skin çıkar. İşte atıyorum Ghost'a 48 tane skin çıkar. Hani ben silah farklılığını da savunmuyorum bu arada. Çünkü o da hani satış rakamlarını ciddi oranda etkileyecektir. Vandal Phantom'ı Champions özel tutmak istiyorum diyorlar. Bu da okey. Hani sadece gidip de zaten çıkardığın silah yine 48 tane skin çıkarma veya aynı skinleri tekrar satışa sunma. Hani seçenek olarak onları tekrar sun ama bir yenilik getir. Hani böyle artık gerçekten şirket Valorant konusunda biz hani doğru kararları biliyoruz ama doğru kararı vermek istemiyoruz. Gidelim de bir yanlış karar verelim ha, kafasında çalışıyorlar gibi geliyor bana. Yani oyuncuların bu kadar problemi var. Her gün birileri işte haksız ban'dan yakınıyor. İşte oyunun şusundan keyif almıyorum, bu sundan keyif almıyorum, şu değişmeli bu değişmeli, şuna düzenleme gelmeli. Bunların hepsine kulak tıkıyorsun. Eks, e, aksine bir de hani gidip böyle finansal destek sağlayacak takımlara, espora şeylerde de daha böyle kötü bir karar veriyorsun. Hani böyle konuyu uzatsanız ben burada yarım saat bir saat konuşurum. Allah akıl fikir versin. Yani ben başka bir şey söylemiyorum. <laughs> ben daha fazla konuyla alakalı da bir şey söylemeyeceğim. Siz neler düşünüyorsunuz düşüneceğiz. Yorumlar kısmında belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın. Beşli Bela And the Hanabi End the Hanabi End the Hanabi